Merhaba arkadaşlar, ben Berşan. Biliyorsunuz ki bu kanalda kendimizi geliştirmeye ve hayatta başarılı olma yolunda beraber ilerliyoruz arkadaşlar. Bugün size öyle bir yöntem anlatacağım ki hayata sizi adeta 1-0 önde başlatacak. Kariyer merdiveninin basamaklarını böyle 3'er 5'er tırmanacaksınız. Bu yöntem gerçekten çok işinize yarayacak. Hayattaki en önemli şey ilişkiler. İnsan ilişkileri o kadar önemli ki çoğu zaman kimi tanıdığınız, neyi bildiğinizden daha önemli oluyor. Hepimizin tanışmak istediği insanlar vardır. Ünlü sanatçılar, mesleğinizdeki duayen insanlar, örnek aldığınız insanlar veya potansiyel müşterileriniz. Çoğu zaman bu insanlarla tanışmak isteriz ancak uygun ortamı ve geniş bir vakti bulamayız. İşte burada yöntemimiz devreye giriyor. Yöntemimizin adı asansör konuşması. Merak etmeyin, bu yöntemi uygulamak için asansöre ihtiyacınız yok. Bu bir metafor. Teorem aynen şu şekilde. 20. katta asansöre bindiniz, lobiye ineceksiniz. Asansör 15. katta durdu. Kapısı açıldı ve içeriye hayatta en çok tanışmak istediğiniz insan girdi. Lobiye inene kadar yaklaşık olarak 30-60 saniye süreniz var ve sizin o insanı etkileyip onunla bağlantı kurmanız lazım. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl konuşacağız ki karşımızdaki kişiyi etkileyeceğiz? Yöntem tam olarak bunu anlatıyor. Unutmayın ki bir insanın ortak dikkat süresi 27 saniyedir. Yani o asansöre binen kişiyi 27 saniyede etkileyemezseniz muhtemelen daha sonra da etkileyemeyeceksinizdir. Yöntemin detaylarını birazdan anlatacağım. Ancak özetlemek gerekirse asansörle aşağı ininceye kadar yaptığımız konuşmadan sonra karşımızdaki kişi de bize soru sorma isteği uyandırmadıysak, karşımızdaki kişi bize soru sormadıysa bu başarısız bir konuşma olmuş demektir. Bu yüzden bu şekilde olduğu zaman konuşmalarımızı tekrar hazırlayıp tekrar başka insanlar üzerinde test edeceğiz. Çoğu zaman biriyle tesadüfen karşılaştığımızda ne işte uğraştığımızı sorarlar. Ve biz bu soruya hep hazırlıksız yakalanıp o an ne yapıyorsak onu söyleriz. Ama halbuki karşımızdaki kişinin bize ne işte uğraşıyorsun diye sorarken bizden beklentisi bizim ona nasıl fayda sağlayabileceğimiz, ona ne katabileceğimizdir. Ve bizden böyle bir cevap vermemizi bekler. İşte asansör konuşmasının mantığında yatan temel etken de bu aslında. Peki etkili bir asansör konuşmasını nasıl yapabiliriz? Karşımızdaki kişi bizim ismimizi sorduğumuzda adımız soyadımızı söylemek hem vakit kaybı olacaktır, unutmayın ki 27 saniye kuralı var, hem de hafızasında yer etmemiz zor olacaktır. Sadece adımızla hitap etmemiz çok daha mantıklı bir hareket burada. Az önce de bahsettiğim gibi ne işle uğraşıyorsun diye sorduğunda mesela bana karşındaki kişi ne işle uğraşıyorsun diye sorsun. Ben de doktorum dediğim andan itibaren benim Türkiye'deki 60-70 bin doktordan hiçbir farkım kalmayacaktır ve muhtemelen karşımdaki kişi de memnun oldum deyip konuşmayı sonlandıracaktır. Dolayısıyla peki burada ne yapmamız gerekiyor? Bana ne işle uğraşıyorsun diye sorduğunda ben kanser hastalarının daha uzun bir ömre sahip olması için çalışan bir doktorum şeklinde karşılık verdiğinde hem onun dikkatini çekeceğim hem de ona fayda sağlayabileceğim bir alan sunmuş oluyorum. Yani beni özel kılan şeyi ona aktarmış oluyorum. Ve muhtemelen bunun için ne yaptığımı da merak edip bana soru soracaktır. Siz de bu şekilde ilgilendiğiniz alanla ilgili konuşmanızı çeşitlendirip spesifik bir noktaya vurgu yapabilirsiniz. Bu konuşmada karşınızdakine size ne katabilirim? Bu mesajı vermeniz gerekiyor ve sizi diğerlerinden ayıran, az önce de bahsettiğim gibi diğer doktorlardan beni ayıran şeyin ne olduğunu onlara benim vermem gerekiyor. Bunları anlatırken uğraştığımız işle ilgili ufak bir hikaye anlatmamız %63 oranında kişinin hafızasında daha fazla yer kaplamamıza neden oluyor. Yani bizi özel kılan şeyi, yaptığımız olayları hikayeleştirerek karşımızdaki kişiyi anlatabilirsek onun hafızasında daha kalıcı bir yer edineceğiz. Unutmayın ki etkili bir asansör konuşmasından sonra mutlaka bir iletişim adresi almalıyız. Bu tarz durumlarda sağ tarafınızda bir kartvizit taşımanız ve tokalaşırken karşınızdaki kişinin göz kontağı kurarak isminizi, soy isminizi ve uğraştığınız işi öğrenmesinde yardımcı olacaktır. Asansör lobiye indiği zaman yanımızdaki kişiye görüşürüz deriz ve hiçbir zaman görüşmeyiz. Bunun yerine klişeleşmiş görüşürüz kelimesini kullanmak yerine karşımızdakinden iletişim adresi almayı deneyebiliriz. Karşımızdaki kişi bize iletişim adresi olarak kartvizitini verdiğinde kartvizitteki her satırı en az bir kere okumanız karşınızdakine onu önemli hissettirecektir. Dolayısıyla bu taktiği de uygulayabilirsiniz. Benim bu yöntemle ilgili verebileceğim taktikler bu şekilde. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma abone olursanız YouTube karşınıza bu tarz videoları çıkaracaktır. Dolayısıyla kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.